Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. İlemeyel aziz. Bir burhan ile elde edilen neticeyi tevhid, bazı insanlar istizam ile dar zihinlerini sıkıştıramazlar veya bozuk hayalleri tahammül edemez. Bu hale, yani mesela Allah iddiası, Allah'ın varlığı ciddi bir iddiadır ve davadır. Kainatı sahip olduğu için, yani ona bir çiçekten elmada misal veriyorsun, diyor ki ya böyle bir Allah'ın varlığına bu, yani bir çiçek nasıl ona şey oluyor? Oysa tam tersine o kadar bedihi ve açıktır ki en senin kendi gördüğün çiçek, suyun akması bile ona delildir. Yani büyük olduğu için delili çok küçük. Küçük olanların delili büyük olur. Çünkü kimse pek görmüyor, müşahede edemiyor. Alametleri o kadar açık olacak ki kendisi küçük ki kendisini ortaya çıkartsın. Büyük mesela bazı şeyler de ispata da ihtiyaç duymuyor mesela. Sen spor mesela gittiğin zaman ben sporcuyum diye çıkmıyorsun. Şimdi büyük olduğu için örnekleri, misalleri de sıradan bile ona delil oluyor. Çünkü her şey niye oluyor? Çünkü her şey onun. Şimdi bir şey anlatacak da. Mesela soruya geleceğiz bak şimdi. Çok ince. Onu okuyup keseceğim. Veyahut bozuk hayalleri tahammül edemez. Yani kendisine kıyas ediyor. Yani büyük zannettiği şeyin de delili çok büyük olacak. Yok, o kadar bir değil ki, büyük olmasına gerek yok. Bu hale karşı o kati sahip Burhan'ı reddetmek üzere bu neticeyi, bu kadar azametiyle şu burhan onu intihac edemez diye bahaneler ile kabul etmez. Mesela dese ki bana görmeklik veren kendisi nasıldır bilmiyorum ama görüyordur benden önce. Mesela siz hiç göz doktorunu kör gördünüz mü ama? Ve oto kaporta boyasını boyuyor ya adam. Ama birisini gördünüz mü boyuyor? O zaman yok değil mi, bu böyledir. Böyle olması lazım. Ve o zaman benim gözümün yapan kör olmaması lazım demek, yani he demek için zor bir şey mi ya? Bana işitmeyi veren sağır olmaması lazım. Bana hayatı veren ölü olmaması lazım. Niye? Bu zaruri yani, buna garizi mantık derler. O miskin bilmez ki neticenin kayyumu imandır. Yani bilmez ki bunun netice imanla alakalıdır. İman çok kıymetli olduğu için basit bir sebep de onu ortaya çıkarsın diye. Yoksa iman elde etmek için çok büyük bir sebep istenseydi çok insan ona ulaşamazdı. Eline geçiremezdi. Yani herkesin uçağı yok. Ve herkesin arabası yok. Ama herkesin ayağı var. Herkesin hastanesi olup da yoğun bakımda bakılmıyor. Ama herkes bak yoğun bakılır gibi nefes alıyor. Yani en kıymetli şeyi Allah en ucuz sebebe de bağlamış ki ulaşılsın diye. Şu nimete bak yani. Burhan ancak onu görmek için bir menfezdir. Aslında ses vardır anlatmaktan ziyade kulağı uzatırsa onun delili olur. Delil, burhanlar menfezdir, dürbün gibidir. Ona bakmak için, ona baktığın zaman sende uyanandır zaten netice. Bu burhan, ispat bu netice için değil, ona bağ kurmak için bir yoldur. Onun üzerindeki battaniye kaldırmaktır. Şöyle diyeyim, kime ne anlatırsan anlat, ne anlatırsan anlat, adamın niyeti yoksa iman etmiyor. İman edenler,
iman edecek kadar ispatı buldukları için iman etmedikleri gibi, iman etmeyenler iman edecek kadar delil bulamadıklarından iman etmiyorlar değildir. İman etmeyenler imana niyeti olmadığı içindir. İman edenler de imana niyet ettikleri içindir. Mesela şöyle diyeyim. Bu akşam derse geleceğim desen, akla desen, tabii canım, akıl şöyle der, tabii ya, gitmen lazım ya. Bir haftada zaten dersin var ya, gitmesen bu İzmir'de ne yapacaksın falan. Hemen gitmen adına 10 tane sebep uydurur. Ama ben bu yorgunum ya, bugün gitmeyeyim. Akıl der ki, tabii canım, çalışmak da ibadettir, evde de okursun ya. Yani geçen hafta gittin canım. Hani ne niyet ederseniz, akıl ona çalışıyor. Niyet kardeş. Niyeti iman etmeye olmasa ne anlatırsan anlat. Ebu Cehil'e Kur'an'la Allah Resulü kadar ispat eden olur mu? İspat etti. İlim mucize gösterdi. İspat etti, mucize gösterdi. Gene iman etmedi. Niçin ki diyor, imana niyeti yok. Biz bir derse geldik elhamdülillah, değil mi? Bak, imana niyeti yok kardeşim, niyeti yok. Tabii onun da imtihanı biraz değişik. Gündüz çelik çumak misket oynarken, misal, evleri karşı karşıya ya peygamberle aleyhissalatü vesselam, beraber oynarken, ertesi gün dedi ki ben peygamberim, arkadaşı, çelik çumak oynayan. Sen gel de iman et. Dedi, ne diyorsun sen dedi ya. Ben peygamberim. Şey şöyle, peki demiş ki, delili nedir demiş. Bak senin gölgen düşüyor, aynı güneşteyiz. Ama bak benim gölgem düşmüyor. Bu benim mucizemdir dedi. Bir bak hakikaten onun gölgesi düşmüyor. Dün beraber çelik çumak oynadığın adamın gölgesi düşmese ne yapardın o arkadaşına? Allah Allah. Ne yapmış biliyor musun? Aynı aklınıza geleni yaptı. Herhalde ben öyle gördüm. Çağırdı birkaç kere. Baksana dedi ya. Hepsinin gölgesi var. Baksana. Hepsi dedi ki evet, bunun gölgesi yok ya. Gölgesi düşmemiş. Sonra dedi ki bak elime. Tamam. Çelik çumak oynadığımız el. Parmaklardan su akıyor. Yani hakikaten Ebu Cehil olmak da zor iş ya. Yani iyi, zor işi becermiş ya. Hani aslında Ebu Cehil ismi değil ha. Ünvanı Ebu Cehil. Ömer-i Rişan'dır. Hatta bunun Ömer bizim Ömer'dir. Radiyallahu anh. Yani niye Ebu Cehil demiş? Cahillerin babası. Çok mucize gördüğü için iman etmediğinden cahillerin babası demiş. Yani niye anlatıyorum ben bunu? Niyetin olmadıktan sonra ne gösterirsen göster. Çünkü ilim peygamberliğin en kesin delili değil. Çünkü ilim adamları da var. Ondan önce Mubikat-ı Seba denilen bu kasideleri yazanlar vardı. Yani ilim ehli vardı. İlim ehlileri vardır ama mucize ehli yoktu. Mucize ancak peygamberlere olur. İlim herkeste olur. Peygamberlerde de var. Ama mucize sırf peygamberde olur. Mucizeyi de gördü. Şimdi esas okumak istediğime geleceğim de. Buran ancak onu görmek için bir menfezdir veya bir süpürge gibi o neticeye konan vehimleri süpürür. Yani aslında insanın fıtratında tevhid ve Allah vardır, ahiret vardır. Onu hadiseler örtmüş. Delil, burhan, bir sohbet o tozu üzerinden kaldırıyor. Maaza burhan bir değildir, bin değildir. Zerrat-ı adedince, zerrat-ı alem adedince burhanlar vardır. Şimdi okumak istediğim yere geldim. Bunu okuyacağım, keseceğim. İnce bir şey. Bak ne kadar yakın, ne kadar uzak. Lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Yani o sonsuz yakın, sonsuz uzak. Aynı şey. Sonsuz yakın, sonsuz uzak. Sonsuz küçük, aynı şey sonsuz büyük. Bir şey sonsuz siyah, aynı o şey sonsuz beyaz. Onu okuyacağım, bakayım kafanıza yatacak. Fesubhanallah, mülk ile melekut arasında hicap ne kadar incedir, aralarında mesafe ne kadar büyüktür. Mesela mülk ile melekut,
ruh ile ceset ne kadar iç içedir, ne kadar sonsuz uzaktır. Adam ruh ile ruh inkar ediyor. Bir buzu düşünün buzu. Buza mülk denilir, suya melekut denilir. Şimdi ömründe hiç su görmemiş bir insana buz göstersek, hiç su görmemiş, buzu gösteriyoruz. Desek ki, bak bu buz ama aslında sudur. Nasıl inanacak? Suyu bilmiyor ki. Bilmiyor ki, ya bu buz ama sudur. İşte bu cesettir ama şu anda sen ağzı oynuyor, cihaz oynuyor. Ama bu cihazı oynatan eretik var işte. Ruh ne kadar cesette, ne kadar sonsuz uzak. Yani mülk ile melekut, bu bir. İki, dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa, ne kadar uzak. Her an gideceksin ama ebedi yaşayacak gibi bir halet var. Dünya ile ahiret arasında mesafe ne kadar kısa, ne kadar uzun. Sonsuz uzun, sonsuz yaşayacak gibi bir durumumuz var. Oysa bir an, her an gidebilecek bir hal var. Üç, ilim ile cehil arasındaki hicap ne kadar latif, ne kadar kalındır. İlimle cehalet, ikisi de adam. İlimle cehalet, bildiğin kadar ilim sahibisin, bilmediğin kadar cahilsin. İkisi de sende. Aynı yerdeyiz. Mesela odunu düşünün. Odunda duman var değil mi arkadaşlar? Nur da var. Duman tamamen ağacı kuşatmıştır. Hayır. Duman hiç yokmuş gibi nur tamamen ağacı kuşatmıştır. Dumanla nur. İkisi karanlık aydınlık. Sonsuz zıt. Yani ne acayip bir şey. Görüyor musunuz? Allah zıttı zıttına koyarak mucizesini göstermiş. Bir daha okuyayım. Devreler yanıyor burada. Devreleri tabii ya. Mesela ömrünüzde hiç odunun yandığını görmesiniz. Odun. Bir tanesi size dese ki ya aldanma kardeşim ya. Bu aslında odun gibi gözükürken odun değil. Ne var burada? Burada ne var biliyor musun? İki tane zıt şey var. Nerede? Burada. Ne var? Hiç ömründe alev görmedin. Ve ondan sonra bu odunun düşmanı bunun içinde. He? Odunun düşmanı bunun içinde. Ateş odunun düşmanı değil midir? Odunun içinde. Bak burada duman var mı var? Ne? Bu kilosu var. 10 kilo geliyor ama bunu meydana getiren dumanla nur kilosu yok. Yaktığın zaman kilosu yok. Bu bir yerdedir ama yandığı zaman her yerdedir. Bak her yerde olan bir yerdedir. Kim inanır ya? Hiç odunun yandığını görmeyen adam bunun içindeki dumanla nuru kim inanır? Kerpetenle çıkarabilir misiniz nuru? Duman odundan. Tornavidayla alabilir misin? Neyle alıyorsun? Düşmanıyla. Ateş odunun düşmanıdır. O düşman kendisinde. Nefis bizim düşmanımızdır bizde. Oduna benziyor bu ceset. Ruh da burada, nefis de burada. Düşman da burada, dost da burada. Her yerde olan bir ruh bir yerde. Ne tuhaf ya. Devam ediyorum. İkisi. İlim ile cehalet arasında hicap ne kadar latif, ne kadar kalındır. Bak, iman ile küfür arasındaki berzah ne kadar şeffaf, ne kadar kesiftir. İmanla küfür aynı insanda olabiliyor. İmana bak, küfüre bak. Farka sonsuz cehennem, sonsuz cennet. İman ile küfür arasında ne kadar kısa, ne kadar uzun. Hemen imandan küfre geçebiliyorsun, küfürden imana geçebiliyorsun. Yani ne kadar yakın. Al biraz su iç. İçi çok sürmeye noktasında sol elle vermiyor. İman ile küfür arasındaki farkı düşün. Hemen geçiliyor değil mi? Hemen oradan oraya, oradan da oraya. Başka? Halbuki araları cennet ile narın araları kadardır. Cennet ile cehennem arası gibi fark var. Şuraya bak. Ama aynı yerde. İman küfür aynı yerde. Nefis küfür. Duman gibi duman örtüyor ya.
ruh da iman şey tarafı. Aralarında cennet ile cehennem sonsuz ama ikisi aynı yerde, sonsuz yakın. Başka örnek, hayat ne kadar kısa, emel ne kadar uzundur. Hayat bir an pişt, kalp pişt, pişt, pişt. Hayat ne kadar kısa, emel var ya, planlar, projeler, oho! Ne kadar sonsuz ya, öyle bir plan projelerimiz var ki, hiç ölmeyecek gibi ya, sonsuz. Hayat ne kadar kısa, emeller ne kadar uzun. İki tanesi aynı şehirde. Evet, hal ile mazi arasında öyle ince bir perde vardır ki, hal. Arkadaşlar, biz geçmişimizi yaşadık mı? Geçmişimiz var mı? Başka nerede? Geçmişte, bizim içimizde. Tamam da sen bizim içinizde nerede yani? Geçmişin nerede o kadar 60'ı 20 sene? Hafızamızda. Her şey bizim içimizde. Geçmişte, gelecekte, ya. Şu anda. Bak, geçmiş var değil mi? İnkar yok. Evet. Yaşadık. Geçmiş neredeyse geleceğiniz de oradadır. Aynı yer. Peki, geleceğinizden şüpheniz var mı? Yarından şüphe yok değil mi? Yoksa ödümüz patlar. Peki nerede o? Gelecek nerede? Gayipte. Gayip, gayip öyle dedik değil mi? Gayip. Yok yani. İzah değil ya bu. Gayipte. Bak, geçmişimiz neredeyse geleceğimiz de oradadır. Geleceğimiz neredeyse geçmiş de oradadır. Çünkü biz yaşadığımızı ahirette görmeye gidiyoruz. Yaptıklarımızı görmeye gitmiyor muyuz? Hani geçmişti, yaşayarak ileriye doğru gidiyorum. Meğer yaptıklarıma gidiyorum, geçmişime gidiyorum. Geçmişim oldu, gelecek. Tuhaf insan. Acayip bir mahluk. İyi ki Allah var ya. Yoksa kafamız karışacaktı ya. Hiç karışmaz zaten. Allah razı olsun Allah'ın sen. Bu söyledi ya. Şöyle, cenneti anlatıyordum, cenneti Rize'de. Ama cennete daldık, o da haklı yani. Böyle cennete girdik, anlatıyoruz. Orada bir tanesi ağlıyor. Ey Allah, Allah senden razı olsun. Allah'ım. Ya. Ömür ne kadar, hayat ne kadar kısa, emeller ne kadar uzun. Hal ile bak, mazi, 20 sene. Gelecek var. Nerede? Aralarında ne kadar mesafe var. Oysa ikisi aynı yer. Dünya neredeyse ahiret de oradadır. Dünya ahiretin üzerinde tenteneli perdedir. Ya, odun neredeyse duman da oradadır. Dünya ahiretin üzerini örten tenteneli perdedir. Örtüdür dünya. Evet, hal ile mazi arasında öyle ince bir perde vardır ki, ruhun mazi cihetine geçmesine mani değildir. Cesede nispeten bitmez bir mesafedir. Kezalik, mülk ile melekut, dünya ile ahiret arasında ehli kalp için şeffaf, ehli heva için kesif bir perde vardır. Mesela Müslüman için ahiret ne kadar yakın? Ahiret inanmayan için, oho, çok için, ne gelecek ya? Ne ahiret yani, öyle bir şey yok ya. Acayip bir şey. Kezalik, gece ile gündüz arasında latif bir perde vardır ki, gece ile ve gündüz. Arasında ne var? Arasında bir perde yok ki. Nasıl bir perde varsa, gözün kapanması ile, gözü kapattım, gece olup açılması ile gündüz olduğu gibi, nefsin alim-i maneviyata gözü kapanırsa ebedi bir gece içinde kalır. Gözü maneviyata açılırsa nâr-i inkişaf eder. Sen gözü kapandı, gece oldu. Açtık, gündüz oldu. Dünyada öyle. Mesela yaşamak ve ölmek ikisi de nimettir. Yaşamak nimettir, ölüm de nimettir. Size bir deney yapayım şimdi. Ölümün nimet olduğuna dair. Hazır mıyız? Korkmayın, öldürmeyeceğiz. Zaten öldürecek. Dediğimi yapın ama. Yapabildiğiniz kadar. Hadi bakalım.
Bak, ölümün ne kadar nimet olduğunu anlayacaksın şimdi. Nefes alır mısınız böyle? Alın ve vermeyin. Diyene kadar verme. 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 Niye verdiniz? Verince rahatladınız mı? Alın. He. Verince rahatladınız mı? Niçin? Çünkü vermedikçe sıkıldınız değil mi? Nefes almak yaratılmaya, hayata tuttuk tuttuk. Evet, nefes aldık. Rahatladık mı? Rahatladık, nefes aldık. Ama o rahatlık, rahatlık devam etti etti. Rahatlık nereye gitti? Sıkıntıya döndü. Sonra ne yaptık? Verince rahatladık değil mi? Nefes vermek de ölüme deliktir. Almak, hayata vermek. Niçin verdin? Rahatlamak için. Ölüm de böyle rahatlıktır. Dünya külfetinde çıkmak böyledir. Vefatında da şöyle yapacağız. Oh, kurtulduk şunu. Çekilin oldu. Bak, nefes vermek ne kadar ihtiyaçsa ölüm de o kadar ihtiyaçtır. Bana bak, başımıza gelmiyor ha. Ölüm ihtiyaçtır. Diyeceksin ki, şimdi dedenin, dedesinin, dedesi sağ olsa ne yapacaktın? Babaannenin, babaannesinin, babasının, babaannesini hepsi duruyor. Ne? Evde şimdi nasıl bakacağız? İşimiz zor olur. İşimiz çok zor olur değil mi? Bez parası yetmez. O zaman ölüm ne kadar iple çekeriz değil mi? Ah ölüm ah diyorum. Yani hayat külfetinden teris eder. Bak, nefesi tuttum. O artık lezzet eleme inkılap etti. Hayat külfetinden teris eder. Aslında dünyaya gelmek, dünyaya gelmek bir yerden ölmektir. Ruhlar aleminde ölüyoruz, dünyaya diriliyoruz. Dünyada ölüyoruz, ahirette diriliyoruz. Kezalik Allah'ın hesabına kainata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gafletle esbab hesabına bakarsa ilim zannettiği şey de cehil olur. Mesela denize bakar, fesubahanallah, koca dalgaları, denizi nasıl dalgalandırıyor dediğin zaman ilimdir. Şuraya bak ya, kendi kendine nasıl oluyor dedin, cehalettir. Aynı şey, aynı yere bakıyorsun. Kezalik iman ve tevhid ile bakan alemi nurlu görür, illa alemi zulümat içerisinde görecektir. Yani iman ile baktığı zaman nurlu görür. Ama küfür ile aleme baktığı zaman zulümat görür. Mesela kabire imanla baktığın zaman böyle teris görür. Yani ustadın dediği gibi ustadımız, kabir zahiren gözüktüğü gibi dehşetli değildir diyor. Nefis öyle gösteriyor. Çünkü nefis yaşadığı bir hayattan çıkmak istemiyor. Ruh kurtulmak isterken bu hayattan, nefis burada çıkmak istemiyor. Kezalik ef'ali beşer için iki cihet vardır. Eğer niyet ile Allah'ın hesabına olursa tecelliyata makez şeffaf parlak olur. Eğer Allah hesabına olmasa zulmetli bir manzarayı göstermiş olur. İnsanın niyeti mesela. Biraz önce birinci derste anlatmıştık. Senin niyetin neyse aklın öyle çalışır, ihtiyarın da iraden öyle çalışıyor. İmana niyetin oldu mu ufak bir emare, açık bir burhan olur. İmana niyetin yoksa büyük bir delil, senin için küçük bir emare olur. Niyete bağlı. Son cümle. Kezalik hayatında iki veci vardır. Biri siyah, dünyaya bakar, diğeri şeffaf, ahirete nazırdır. Nefis siyah vecini veçin altına girer, şeffaf vece tereddüt eden saadet ebedi ister. Yani şeye benzetiyor, nefis de ruh ayna gibidir diyor. Aynanın o ince bir siyah bir perdesi var. Onu koyunca cam ayna olur. Ne demektir? Bak. Bir cam düşünün.
bakınca orayı görürsünüz. Değil mi? Cam ya. Şu cam. Ayna demiyorum, cam. Karşıyı görürsünüz. Cama ince bir perde boya sürün. Karşıyı görürken burayı görürsünüz. Niyet de böyle yapıyor işte. Bak orayı görülen yer, boya vurunca, şu boya nedir biliyor musunuz? Nefistir. Bu nedir? Ruhtur. Bakan da benim. Yani eğer nefis olmasa insan ruhu olmaz burada. O zaman güneş bir yerden çıkıp öteki taraftan geçen cam gibi olur. O zaman kutsi bir şeydir. Allah'ın ruhundan öfledim diyor ruhunuzu. O zaman beşeriye takılmadığı için ruhu ruh olarak değil cebel olarak kalır. Ruhu insan alemine taşıyıp insani bir ruh yapan arkasındaki o siyah boya olan nefis gerekiyor. İnsanı da insan yapıyor o. Bakın görüyor musunuz? Karşıya bakarken aynada, orayı görürken boya vurdum, şimdi kendimi seyrediyorum. Oraya yerine burayı seyrediyoruz. Ondan sonra aynayı da böyle tuttuk böyle. Büyük bir ayna düşünün. Caddeyi kaplamış. Aynaya doğru giderken arkada da bir sürü insan var. Aynaya doğru giderken aslında nereden uzaklaşıyorum? Nereye yaklaşıyorum? Ters gösteriyor burada. Mesela aynaya böyle büyük bir caddenin önünde ayna olsa, aynaya yaklaşırken aynadan uzaklaşıyorsun gibi gözüküyor. Öyle değil mi? Çok derin, derin böyle. Derin. Ötekiler de öyle. Yani böyle giderken böyle gözüküyor. Hele bir de altı yönünde ayna olduğunu düşünün. Burası ayna, burası ayna, burası ayna, burası, orası, orası. Altı tane. Altı tane aynanın içinde olsan, altı yön, sağ, sol, alt, üst, ön, arka. İnsan nasıl gözükür biliyor musunuz? Sonsuz gözükür. İki aynayı tutun böyle. İki ayna birbirine bakarsa sonsuz gözükür. Dibi yok yani. Ortasına sen otur, sonsuz olur. Oysa tek bir tane sensin. Sonsuz derin ayna ya, iki tane ayna tuttuk. Şöyle, aynanın ikisi aksederse sonsuz derinlik olur. Sen de koş, abi baktın kafayı vurdu. Meğer sonsuz değilmiş. Dünya böyledir. Eşya birbirine aksedince derin gözüküyor. Oysa iki taş arasında bir şeydir. Esselatu vesselamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Mezar taşına bakın. Adamın bir tanesi 70 sene yaşamış. Ötekisi 16 ise yaşamış. Ötekisi 20 sene. Neticede ne kadar yaşarsa yaşasın hepsi aynı yerde. Yani 76 sene. O 26 yaşında. O ikisi değil. 70. Onlar nisbidir. Ve ahir davahu men ilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.